Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Gümüş TL'nin teknik analizini yapacağız. Finansal okuryazarlığımızı birlikte geliştirmeye çalışacağız. Lütfen videolarımı eğitim amacıyla dinleyin. Lütfen öğrenmeye ve sizler de çizmeye çalışın. Cebinizdeki parayı ne Coin Bulucu'ya ne de bir başkasına göre değil, kendi bilgilerinize göre yönetmek için bir mücadele vermeye çalışın. Aksi halde bu piyasalarda başkalarının düşünceleriyle para kazanabilmek çok zor olacaktır. Bir yerde kazanırsın, diğer tarafta daha fazlasını kaybetme riskin yüksek olur. Çünkü bu piyasalar maalesef spekülatörlerin çok fazla işlem yaptığı piyasalar ve bunun önlemini nasıl alabilirsin? Bilgiyi öğrenerek anlarsın. Kimin spekülasyon yaptığını, kimin doğru yanlışı söylediğini bilgin varsa tespit edersin. Bilgin yoksa başkalarına göre yapacağın hareketlilikte maalesef kaybetmek durumunda kalabilirsin. Şimdi gümüşte öncelikle gram gümüşe yani TL anlamında neden bakıyoruz onu bir anlatalım. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam gümüş dolara bakmıyorsun da gümüş TL'ye bakıyorsun. TL ile bu işler olur mu? Arkadaşlar fark etmez. Türk lirası sana göre değersiz olabilir ama dünyada ne olursa olsun Türk lirasının da bir değeri var. Türk lirası da dünyada kabul gören paralardan bir tanesi. Değersiz olabilir. Bir Filistin parası gibi değil sonucunda. Grafikler TL'de yapsan aynı, dolar yapsan aynı fark etmiyor. İster dolar tarafından bak, istersen TL tarafından bak. Ben TL tarafından daha rahat anlaşıldığından dolayı sizlere anlatmayı daha doğru buluyorum. Ama hangisine bakarsan bak değişen bir şey olmayacaktır. Onu özellikle anlatmak istiyorum. Zaten grafikleri görünce sizler de anlayacaksınız. Şimdi 2006 yılından gelen gümüşte bir grafiğimiz var. Bakın iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal gördüğümüz. Buradaki tepe ile buradaki tepeyi birleştiriyoruz. Yani 2006 yılının Mayıs ayındaki tepe ile 2011 yılının Nisan ayındaki tepeyi birleştiriyoruz. Aşağıda ise 2008 yılının Eylül ayına dip noktayı koymayla birlikte iki tane tepe bir tane dipten oluşan bu kanal görüntümüzü oluşturuyoruz. Fiyatlar ne yapıyor arkadaşlar? 2013 yılında kanalın altına iniyor. Sonrasında destek olarak çalışan bölge karşımıza direnç olarak çalışıyor. Bakın 2013 Ağustos ayında direnç oluyor. Fiyatlar artık dip çalışması yapmaya başlıyor. 1 TL'lere kadar düşüyor. Sonrasında bakın yukarı doğru yükselse de kanal içerisine giremiyor. Yapmış olduğu sert yükselişlerde aradan yıllar geçiyor. Bakın 2013 tarihinde kanalın alt bandını kıran gümüş gram 2021 tarihinde milimetrik olarak kanalın alt bandını direnç olarak çalıştırıyor. Ne yapıyor? Çok sert satışıyor. Yani TL anlamında da grafiklerin ne kadar tutarlı olduğunu buradan anlıyorsun. TL eğer sana doğru sonuçlar vermeyecek olsa fiyat yaklaşık 7 sene sonra buraya geliyor ve bu bölgeden sert satış yediğini görüyorsun. Sonra ne yapıyor? Bakın 2023 yılının Haziran ayında yine bu bölgeler test ediliyor ve bu bölgelerde direnç olarak karşımıza geliyor. Sonrasında kanalın içerisine girmeyle aslında gümüşte bir yükseliş trendi haftalık görüntülerde başlıyor. Ama ne yoktu arkadaşlar? Günlük görüntülerde trendin içine giren bir gümüş yoktu. Geçmişe doğru şöyle gelelim. Ekranımız tam olarak grafiklerimiz otursun. Bakın günlük olarak ne yapıyor? Yine kanalın alt bandını direnç olarak çalıştırıyor. Burada 2023 Temmuz'da yine aynı. 2023 Aralık'ta yine aynı. 2024 Mart ayında yine aynı arkadaşlar. Kanal alt bandını direnç olarak çalıştırıyor. Her bu bölgeye geldiğinde bakın sert satışlar yediğini görüyoruz. Sonrasında bakın 2 Nisan tarihinde yayın yaptık. Dedik ki arkadaşlar fiyatlar artık günlükte de 2006 yılından gelen majör görüntülerdeki direnç noktasının üzerine attı. Beklenti şudur. Bu kadar önemli bir direnç noktası yukarı yönlü kırılıyorsa ki bakın o zaman en son yayına bakabilirsiniz. 27,5 TL'deydi gümüşün TL fiyatı ve şunu söyledim en son yayında. Fiyatlar 27,5 TL'de kanalın içerisindeyiz. 30-31'lere doğru şöyle bir hareketlilik olur. Sonrasında eğer gümüş yükseliş yapacaksa dahi bu kanal alt bandını test etmeden yani kırmış olduğu direnç bölgesini retest hareketle artık destek olarak çalıştırmadan gitmesini beklemem. Bu bölgede alım fırsatıdır. Buradan yukarı yönlü gitmesini beklerim demiştim. Milimetrik fiyatlar ne yaptı? 27,5'tan 31'e geldi. 31'den tekrardan retest bölgesi olan 27-27,5 TL'lere kadar düştü. Burada 4 gündür alım fırsatı verdi ve dün itibariyle yukarı yönlü destekten sert bir tepki aldığımızı görüyoruz. Gümüş birkaç gün daha buralarda belki oyalanabilir. Ancak önümüzdeki vadede gümüşün adından
çok söz ettireceğini, bütün herkesin artık gümüş konuşacağını, altın konuşmayı bırakıp gümüşün altının önünde fiyatlamasının konuşulacağını şahsen düşünüyorum. 2006 yılından gelen kanal görüntüsüne günlük bazda ilk defa içine giriyor ve retest hareketini yapıyor. Dolayısıyla gümüşün sezonu artık başladığını düşünüyorum. Bundan sonraki vadede gümüşteki yönün yukarı yönlü sert olmasını, altına göre daha fazla kazandırmasını şahsen bekliyorum. Altını karlı buluyor muyuz? Tabii ki karlı buluyoruz. Altında da kazanç sağlayacaktır. Altında bir düşüş beklemiyoruz. Ancak gümüşe göre altını biraz daha az beğeniyoruz. Gümüşü daha çok beğeniyoruz arkadaşlar. Bunlar benim şahsi görüşlerim. Lütfen benim görüşlerime göre cebinizdeki parayı yönetmeyin. Ben kendim nasıl düşünüyorsam sizlere çizmiş olduğum grafikleri o şekilde yorumluyorum, anlatıyorum. Beklentim de gümüşte 27 TL'lerin altında bir fiyatlamanın olmaması ve bu bölgeler retest edildiğinden kaynaklı biraz daha burada belki oyalanır ama genel olarak yön yukarı yönlü olacaktır. İlk direnç noktamız, esaslı direnç noktamız haftalık kanal orta band seviyesi olan 40 TL civarından geçiyor. Orada biraz gevşeme yapabilir. Sonrasında gümüşün 50 TL'lere kadar gitmesini şahsen bekliyorum. Bu yıl içerisinde gümüşte 40 TL ve üzerinde bir fiyatlamanın olmasını, 40 TL'lerin dahi gümüşte ucuz kalacağını, uzun vadede ise 50 TL'nin de üzerine atmasıyla birlikte 75 TL ve 100 TL gibi hedeflerinin olduğunu şahsen düşünüyorum. Tabii gümüş 2 sene öncesinde çok ciddi manada piyasada konuşulmaya başlandı ve istenileni vermedi arkadaşlar. İstenilen yükselişi gümüş yapamadı. Bundan dolayı gümüş yatırımcıları benim bu cümlelerime itibar etmeyebilirler. Diyebilirler ki 2 sene önce de çok konuşuluyordu, bir şey olmadı. Ama 2 sene önce gümüş millet yükselecek derken bakın buralarda aslında direnç bölgelerini test ediyordu. Şimdi gümüş aynı görüntüde değil arkadaşlar. Eğer grafiği doğru çizersen yatırımı doğru yaparsın, parayı doğru kazanırsın. Zamansallığı da doğru ayarlamış olursun. Ben grafiğimin doğru olduğunu düşünüyorum. Olmayabilir mi? Tabii ki olmayabilir. Herkes gibi ben de yanılabilir miyim? İnsanoğluyuz, hepimiz yanılabiliriz. Ama benim görüntülerim buralarda teyit aldığını söylüyordu. Buralarda gümüş kanalın içerisine girmediğinden dolayı satış yemesi son derece normaldi. Şimdi ise kanalın içerisine giriyor, retestini yapıyor ve yükseliş trendi aslında gümüşte benim grafiğime göre başlamış oluyor. Ve benim buradaki öngörüm 27 TL'nin altında gümüşte bir fiyatlanma beklemiyorum. İlk olarak 40 TL'lere, oralarda biraz oyalansak da 50 TL'ler. 50 TL'nin yukarı yönlü aşılıp aşılmadığına, haftalık kapanış yapıp yapmadığına o zaman o günler gelirse bakarız. Haftalık üzerinde kalabilirsek o zaman beklentimiz 70-75 TL bant aralığı olacak. Ana hedefimiz ise kanal üst bandına hangi zamansallıkta gelecekse orası ana hedef noktası olacak. Yükselen bir trend olduğundan dolayı kanal üst bandını şimdiden söyleyebilmek, tahmin yürütebilmek mümkün değildir. Ama şunu çok iyi biliyorum. Buraların gümüşte artık önümüzdeki vadede dip noktalarmış diyeceğimiz bölgeler olacağını şahsen düşünüyorum. Lütfen yayınları eğitim amacıyla dinleyelim. Lütfen bu yayınlara göre yapacağınız yatırımlarda zarar edebileceğinizi de bilerek bu yayınları dinleyelim. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bol kazançlar diliyorum.